Cihan? Artık terapileri burada mı devam ediyorsunuz? Olaylar hekim oldu. Test meselesi. Senin ne ilgin var? Gülru sana neden çıldırdı Ömer? Cihan'ın durumu kötü değil mi? Kötü sanırım. İçinde kopan fırtınayı anlatmak da biraz zayıf kalıyor. Gülfem'in öz ablası olmadığına inanmak onun için ağır bir darbeydi. Gülrun'un ona böyle bir oyun oynaması onun kaldırabileceğinden çok daha ağır bir darbe. Gülrun bu kez gerçekten ileri gitmiş Ömer. Emin değilim Onur. Anlayamadım. Gülru'ya da Gülfem'e de zerre kadar güvenim yok artık. Bu saatten sonra ikisi de birbirine zarar vermek için elinden geleni yaparlar. O halde? Bugün Gülru'nun gözündeki şaşkınlığı, çaresizliği gördüm. Onu daha önce de defalarca gözlerimin içine baka baka yalan söylerken görmüştüm. Ama bu sefer farklıydı. Bugün gördüğüm Gülru gerçekti. Bundan hiç şüphem yok. Beni gerçekten şaşırttın Ömer. Bu durumda senin de kafan karıştı galiba. Kafamı karıştıracak bir şey yok. Gülfem neyse Gülru da o. Rahmetli Enver Bey'in hatırası olmasaydı bende, onun emaneti Cihan olmasaydı, ben de sessiz sedasız arkama yaslanıp onların birbirlerini yemesini izlerdim. Bu kadınlar. Bu kadınlar seni gerçekten değiştirmişler dostum. Hekimoğlu. Gülfem'in yaptırdığı test ya hatalıysa, ya Gülrü doğru söylüyorsa. Peki o zaman ne yapacaksın Ömer? Akif selam. Ömer ben. Merhaba Ömer. Müsait miydin? Müsaitim. Seni şu geçen gün yaptırdığım DNA testiyle ilgili arıyorum da. Merakımdan soruyorum. Bu tip testlerde yanılma payı nedir? Binde bir bile diyemiyorum Ömer. Biliyorsun bu testlerin şakası olmaz. Yanılma payı yok gibi bir şey yani. Senin bu dediğini ancak doku örnekleri hatalıysa olabilir. Anladım. Anladım. Yani başkasının saç teli, diş fırçası falan gibi. Evet, aynen öyle. Tamam. Akif, bir ara görüşelim olur mu? Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Demet, şu laboratuvardan gelen test sonuçlarının yanında birkaç malzeme olacaktı. Yanılmıyorsam saç ve tarak. Sen onları köşke gönderdin mi? O kutuyu sordum ama Gülfem Hanım istemez dedi. Kutu burada mı? Evet burada. İşte burada Ömer Bey. Demet sen bunu köşke gönder. Ama Gülfem Hanım istemediklerini söyledi. Gülru Hanım'ın adına gönder tamam? Tamam efendim.
çocuğu. Ya kızım, duymuyor musun sen beni? Ne? Ya ne bakıyorsun? Kadın çoktan içeri girdi. Tuhaf tuhaf bakıyorsun balkona. Ne oluyor sana yine? Haklıymışsın. Bir şeyler çeviriyorlar diyordun. Çevirdiler. Ne? Gülfem'le Halide mi? Biliyordum ben ya. Biliyordum işte. Ne yaptılar yine? Ne yapsalar boş. Bu sefer başaramayacaklar. Bu sefer Gülfem kazanamayacak. Ay ne diyorsun ya? Ay ne olacak şimdi peki? Yani şimdi Cihan seni onu böyle kandırdın diye mi biliyor? İnanmıyor bana artık. Ona böyle bir kötülük yapabileceğime inanıyor. Tabii. Eskiden olsa o çocuk. Biliyorum abla. Hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Kimse eskisi gibi değil. E peki bu Ömer Bey bu işin neresinde duruyor? Bilmiyorum. Ama hala içimden bir ses. Ömer ne kadar öfkeli olursa olsun böyle bir şey yapmaz diyor. Ya kızım bırak şimdi içinden gelen sesi. Ya sonuçta senin testine karşılık Gülfem Hanım'ın testi. Senin sözüne karşılık Gülfem'in sözü. Cihan kime inanacak? Ne olacak yani? Sizin evliliğiniz ne olacak? Ya evlilik falan umurumda değil benim. Ben can dostluğumu geri istiyorum. Cihan! Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bir şekilde Cihan'ı yalan söylemediğime inandıracağım. Kime bakmıştınız? İyi günler. Gülür Spy adına paket vardı ama. Benim. İyi günler. Bu size gelmiş. Nereden bu? Ömer Hekimoğlu gönderdi. Klinikten geliyorum da ben. Fazla vaktinizi almayacağım. Bir imza alacağım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Varsa bunun böyle hazine var sanki içinde. Allah Allah, sendeki bu heyecan ne peki? Sanki Ömer Bey sana hediye gönderdi. Kim bilir ne çıkacak içinden. O ne be? Ne yollamış öyle? Saçlar bembeyaz. Ay dokunma vallahi midem bulandı. Münevver Hanım. Ömer Bey DNA'ya giden şeyleri sana göndermiş. Abla bu ne demek biliyor musun? Ömer'in bu işle bir ilgisi yok. Test Halide'nin yerine Münevver Hanım'ın saçıyla yapılmış. O yüzden test negatif çıktı. Bitti bu iş. Dur dur dur, nereye gidiyorsun ya? Hemen gidip yüzlerine vurma öyle. Ya şimdi bugüne kadar Halide sana neler yaptı? Ya bu gerçek ortaya çıkmasın diye neler yapmaz kızım? Doğru diyorsun. Halide'den bir şey olmaz da. Gülfem'in yeni bir oyununu göze alamam şu an. Demek ki bir şekilde öğrendi gerçeği. Gitti Münevver'in saçıyla yaptırdı testi. Şimdi bunun yüzüne vurursam yeni bir hamle düşünecek. Ya kızım ben senin can güvenliğin yok diyorum. Sen hala Gülfem'in hamlesi diyorsun ya. Ha bu nasıl gözü kara bir şeylik yani? Benim bir şey düşünmem lazım. Gülfem tekrar test yaptırmak istemeli. Ama böyle bu sefer kaçamayacağı bir şey. Herkesin baskısını üstünde hissedin. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Ömer Bey'i mi arayacaksın? Ay Ömer'in yeni numarasını bilmiyorum bile. Alo. Merhabalar, Gülür Sipahi ben. Röportaj yapmıştık, evet. Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben sizin ellerinize öyle bir bomba bırakacağım ki... filmini çektiğiniz zaman herkes sizden bahsediyor olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.